Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta karşınızda farklı bir formatla bulunuyoruz. 5 soruda herhangi bir tarihi konu üzerinde cevaplar vermeye çalışacağız. Bu haftaki konuyu biz seçtik, Kıbrıs sorunu üzerine eğileceğiz. İsterseniz yorumlara yazarak bundan sonraki konuları siz bana önerebilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Kıbrıs, Osmanlılardan önce kimlerin idaresi altındaydı? Evet, öncelikle Kıbrıs'ın çok büyük bir cazibe merkezi olduğunu söyleyerek başlayalım. Çok eski çağlardan beri insanlar tarafından çok rağbet görmüş bir bölge konumu itibarıyla. Kıbrıs'ta M.Ö. 59 tarihinde Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetini görüyoruz. Ancak daha sonra Roma parçalanınca Kıbrıs Bizans idaresi altına geçiyor. Hazreti Osman döneminde de Müslüman donanmaları, Suriye valisi Muaviye'nin kurduğu Müslüman donanmaları tarafından kuşatılıyor Kıbrıs. Ancak Emeviler zamanında da, Abbasiler zamanında da denenmesine rağmen Kıbrıs sadece vergiye bağlanıyor. Tam olarak Müslümanların hakimiyeti altına girmiyor. 12. yüzyılda İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard'ın kuşatması neticesinde Kıbrıs İngiliz yönetimi altına giriyor. 15. yüzyılda ise Venedik Krallığı adaya hakim oluyor. Peki hocam, Osmanlı Kıbrıs'ı nasıl ele geçirdi? Hemen anlatalım. Osmanlı Devleti için Kıbrıs çok önemliydi. Çünkü konumu itibarıyla hem Doğu Akdeniz'in göbeğinde bulunması, Anadolu'ya, Suriye'ye, Mısır'a olan yakınlığı hem de önemli bir ticaret merkezi olması Kıbrıs'ı Osmanlı için çok önemli bir hale getirmişti. 1571 yılında Osmanlı yönetiminde Padişah 2. Selim var. Sadrazam olarak da Sokullu Mehmet Paşa. Sokullu Mehmet Paşa'yı kendisine rakip olarak gören Lala Mustafa Paşa, padişahı etkiliyor ve Kıbrıs'ın fethi hazırlıklarına başlanıyor. Yani şöyle diyebiliriz, Lala Mustafa Paşa için rakibi Sokullu Mehmet Paşa'ya karşı Kıbrıs'ın fethini gerçekleştirmek bir rüştünü ispatlama sınavıydı. Bu yüzden onun için ayrıca önemliydi Kıbrıs'ın fethi. 1571 yılında kuşatma gerçekleşiyor. Aslında 50 gün gibi kısa bir sürede Kıbrıs adası fetholunuyor. Ancak Magosa'nın alınması bir yıl kadar sürdüğü için toplam fetih hareketini bir yılda tamamlanmıştır diyebiliriz. Osmanlı yönetimi burada bir Kıbrıs Beylerbeyliği, yani Kıbrıs Eyaleti kuruyor. Hatta Kıbrıs Eyaleti'nin yönetimi içerisine Akdeniz'den de bazı bölgeleri dahil ediyor. Kıbrıs Eyaleti içerisinde Alanya, Mersin ve Tarsus'ta bulunmaktaydı. Peki Venedik Kıbrıs'ın fethi için nasıl bir karşılık verdi? Evet, bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Tabii ki Venedik çok bozuluyor bu duruma, Kıbrıs'ın elinden gitmiş olmasına. Osmanlı'ya karşı bir fırsat kolluyor. Ve yine 1571 yılında İnebahtı'nda Osmanlı donanmasını ateşe verdi. Yaşanan İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı Devleti donanması yakıldığı için çok ağır bir mağlubiyet aldı. Daha sonra Venedik İstanbul'a bir elçi gönderiyor. Bu elçiye Sokullu Mehmet Paşa tarihi bir cevap veriyor arkadaşlar. Şöyle söylüyor. Biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Ancak siz bizim donanmamızı yakarak bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine bir daha gelmez ama tıraş edilen sakal daha gür çıkar diyerek oldukça güzel bir cevap veriyor Venedik'e. Evet, gerçekten de Sokullu Mehmet Paşa'nın dediği gibi oldu. Ardından hemen başlayan çalışmalarla 200'den fazla gemi yapılarak donanmamız yeniden güçlendirilmeye çalışılıyor. Peki hocam, Kıbrıs İngilizlerin eline nasıl geçti? Bunu açıklar mısınız? Evet, Kıbrıs İngilizler için de önemli bir konumdaydı. Mısır'a olan yakınlığı, Akdeniz'deki konumu oldukça stratejikti. Bu yüzden de Kıbrıs'ı ele geçirerek burasını bir askeri üs yapmak istiyordu. İngilizler bunun için Osmanlı'ya karşı bir fırsat kollamaya başladılar. Bu fırsat ellerine 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçti. 93 Harbi diyebildiğimiz bu savaşta Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı ağır bir yenilgi aldı ve son derece ağır bir antlaşma imzaladı. Ayas-Stefanos Antlaşması.
Osmanlı tarihinin en ağır içerikli antlaşmalarından bir tanesidir. Tam bir Panslavist zaferdir. Bunun üzerine bu Panslavist zaferden İngilizler de çok rahatsız oldular ve Osmanlı'ya şöyle bir teklifte bulundular. Eğer Kıbrıs'ı İngiliz yönetimine bırakırsanız biz size daha olumlu bir antlaşma imzalatabiliriz. Osmanlı yönetimi biraz zor ikna edilse de mecbur kaldı diyebiliriz ve Kıbrıs'ın yönetimini İngilizlere bıraktı. Ardından gelen Berlin Antlaşması'nın gerçekten bu pazarlığa değip değmediği başka bir videonun konusu olabilir. Gelelim son soruya. Herkesin merak ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasıl kuruldu? Evet, bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Yunanistan Kıbrıs adası üzerine bir ideal geliştirdi. Enosis ideali. Şöyle demektir. Yunanistan'a adanın devredilmesi anlamına gelir. Adadaki Rumlar da Kıbrıs adasının Yunanistan'a devredilmesini istiyor. Yani Enosis'e destek veriyorlar. Bu amaçla 1951 yılında Yunanistan İngiltere'ye başvuruyor adanın kendisine devredilmesi için. Bu durumdan rahatsız olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de tabii ki araya giriyor ve böylece Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllar devam edecek Kıbrıs sorunu başlamış oluyor. 1959 yılında iki ülkenin başbakanları önce Zürih'te ardından Londra'da bir araya geliyorlar ve 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Bu konferanslarda alınan karara göre önce Rum kesiminden bir cumhurbaşkanı, Türk kesiminden bir cumhurbaşkan yardımcısı belirlenecek. Ardından 3 yıl sonra devir teslimi gerçekleşecek. İlk cumhurbaşkanı olarak Rum kesiminden Makaryos, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da Türk kesiminden Doktor Fazıl Küçük atanıyor. Ancak 3 yıl sonra görev teslimi gerektiğinde olaylar çıkıyor. Rum kesiminde EOKA isimli örgüt Fazıl Küçük'ün cumhurbaşkanı olmasını istemiyor ve Türklere karşı oldukça kötü davranışlarda bulunuyorlar. Hatta 1964 yılında Kanlı Noel denilen olay yaşanıyor ve bu olayda iki tane Kıbrıslı Türk genci öldürülüyor. Bunun üzerine Türk hükümeti adaya bir silahlı harekat planlıyor. Ancak bu harekat Amerika'nın araya girmesiyle ve yayınladığı Johnson mektubu neticesinde gerçekleşmiyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Hepimizin ismini duyduğu ancak belki de kim olduğunu çok bilmediğimiz bir kişiden bahsetmek istiyorum. Cengiz Topel. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok ilde onun adını taşıdığı bulvarlar, caddeler, okullar var. Ancak kimdir Cengiz Topel? Türk hükümeti yaşanan olayların sonucunda adaya bir uyarı uçuşunda bulunuyor. Cengiz Topel bu uyarı uçuşunu gerçekleştiren pilot yüzbaşı. Rum uçak savarları tarafından uçağa vurulunca kendisi paraşütle atlıyor ancak Rum kesimine düşüyor ve orada esir ediliyor. Çeşitli işkenceler sonucunda da şehit oluyor. Bu olaydan sonra Amerika'nın yayınladığı Johnson mektubu sebebiyle harekata dönüşmüyor belki de ama 1967 yılında geçici Türk hükümeti kuruluyor adada. Türk hükümetinin başkanı yine Fazıl Küçük, başkan yardımcısı ise hepimizin yakından bildiği bir isim olan Rauf Denktaş oluyor. Türk hükümetinin de kurulması adaya barış getirmeye yetmedi. EOKA'nın faaliyetleri giderek artınca 1974 yılında artık bir harekat yapılmasına karar verildi. Dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e söylediği Ayşe tatile çıksın parolasıyla başlayan harekat, ABD'nin ambargosu ve Birleşmiş Milletler'in ateşkes önerisiyle tamamlandı. Burada Ayşe'nin kim olduğunu merak edenler için ufak bir açıklama yapalım. Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş, onun adı verilmiş bu harekata. Bu harekatın neticesinde 1975 yılında önce Kıbrıs Türk Federe Devleti, 1983 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmen kuruluyor. Onu ilk tanıyan devlet de tabii ki Türkiye Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı yine az önce bahsettiğimiz hepimizin yakinen tanıdığı Rauf Denktaş oluyor. Evet, bu videomuzda sizlerle 5 soruda Kıbrıs sorununa cevap vermeye çalıştık.
Umarım kafanızdaki sorulara cevap bulabilmişsinizdir. Eğer bizlere bir konu öneriniz varsa 5 soruda incelememizi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.